harf alma hakkınız var ama süre Bakıyorum sabit. Bazen, evet. İsterseniz basın sonra cevap verin. Tamam, buyurun yenisi gelsin. Şüphe edilen kimse. Güvensiz ne? Harf alayım. Aldık bir harf. İstersek 30 tane daha alırız. Kimle karışır? Sibel Hanım. Alayım. Alayım. Hı? Zanlı. İşte o kadar. Tadını çıkartmıyorsunuz. Değil mi? Gerildim. Vallahi. Bir sakin olsam aslında hiçbir şey. Yani şimdi bakın kader size tatlı bir hediye verdi. Bunun tadını çıkartın efendim. Tamam. Kimse 30 tane harfinde 30'unu birden aldı diye evet. Sizin arkanızdan değil konuşmaz. Değil mi? Ben eğlenmeye geldim. Yemesinler zaten. Rahat rahat harfinizi alın. Şovu tur finalinde, hafta finalinde yaparız. Tamam. Buyurun gelsin yeni soru. Anafor da derler, burgulu akıntı. Hortum değil. Hortum değil, sulardaki yani. Biliyorum. Hortum havada. Evet. Harf alayım. Alırız bir tane. Bu denizlerde, deryalarda. Mizrap neydi? Alpa. Harf aldınız değil mi siz bir tane basarken? Basarken harf aldılar. İstedim. Aldılar efendim. Yapmayın. Sibel Hanım, bir şeye kapıldık. Biliyorum. Bir şeye kapıldık. Biliyorum. İleride bir şey var. Bizi dibe çeken bir... Biliyorum. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sakin olun siz. Bir nefes alın bulacaksınız bunu. Girdap. Girdap. Biliyorum. Bu bir şey ya. Yok o heyecanı illa yaşayacaksınız. Yaşayacağım biliyorum. Tamam o zaman karışmıyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Buyurun gelsin yenisi. Levhaları birbirine bağlamak için kullanılan çivi benzeri gerecin yuvarlaklaştırılmış başı. Hani nokta noktalamak, lemek diye de bir tabirin içerisine girmiştir bu. Harf alayım. Levhaları, metal levhaları birbirine bağlamak için böyle hani böyle kanca, çivi gibi bir şey. Hayır. Değil. Hayır. Onun yuvarlaklaştırılmış başı. Halka yok. Nokta noktalanmış, lenmiş. Birbirine nokta Kopacak. Noktalanmış. Harf alalım. Harf alalım. Alalım. Ne güzel bir P. İki metal levhayı birbirine birleştiren bir metal parça. Harf alalım. Birleştirmek metal parçaları. Nokta nokta kaynak gibi değil de. P var, R var, Ç var. Sanki bir kadın ismi gibi. Hep bana... Perçem. Perçem değil. Bilemedim. Bir harf daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Neydi bu? Perçin. Neydi onun Perçin. İsmi? Perçin onun ismi. Seri alın harfi alacaksanız. Evet. Bakın 1,5 dakika süremiz kaldı ama yarısına daha yeni geliyoruz. Evet. Ya süreden gol yersek ya son sorularınızı göremezseniz o zaman Onur Bey şaşıracak. Sizi de şaşırtacak. Evet. Hadi gelsin yeni soru. Kalıcı bağışıklık nedeniyle yetişkinlerde pek görülmeyen bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık mı? Nedir efendim? Kızamık. Bak görüyor musun? Sibel Hanım sağlıkçıdır. Dalından geldiği zaman yapıştırıyor. Yani şimdiye kadar iki levhayı perçinlemişliğiniz yok. Aşısını yapıyoruz bilelim onu da. Tebrik ederim. İnşallah devamı da o şekilde gelir diyecektim ama alakası bile yok. Buyurun gelsin. Bazı kaynaklara göre kelime anlamı küçük küp. Bu bir yatırım kutusudur efendim. Nedir bu? Yatırım kutusu. Küçük küp anlamına gelen bir yatırım kutusu. Külçe gibi bir şey değil. Böyle tasarrufu çekirdekten öğretir. Harf alayım. Buyurun. Kumbara. Nedir o? Kumbara. Kumbara gayet güzel. Tek korkum süre. 58 saniye süreniz var. İnşallah bir sürpriz olmaz son sorularda. Aman ya Rabbi, öyle bir şey yaşamayalım ne olur. Çünkü o son sorularda yaşanırsa büyük zayiat veriyor biliyorsunuz. Şimdi zarafetinize yakışmayacak bir kelime çıkacak Sibel Hanım. Buyurun efendim. Gerekirse harfimizi alalım. Ölü gibi yatmak. Harf alayım. Kaba bir tabir. Buyurun bir harf geliyor. Z harfiyle başlıyormuş. Zıbarmak. Zıbarmak. 700 puan daha. Bu hıza ihtiyacımız var.